Soru ne? Soru ekonomiyi soruyoruz. Genel Ankara'da bir su krizi var. AK Parti meclis üyeleri %50 indirim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bütün problemlerin ana nedeni benim. Neden sizsiniz? Ekonominin de, kültürelin de her şeyin ana nedeni benim. İzah edeyim. Bunu mutlaka yayınlamanız lazım. Bu milleti sıkan, daraltan, bunaltan iki tane ana neden var. Birincisi hızlı bir şekilde yaygınlaştırılan faiz sistemi, ikincisi hızlı bir şekilde unutturulan zekat sistemidir. Sıkıntı burada. Herkes birilerini kötüler ama sıkıntı burada. Ben elhamdülillah Müslümanım ama bulaşıklı bir suyum ve yay gibiyim. Faize boyun bükmüşüm, zinaya boyun bükmüşüm, içkiye boyun bükmüşüm, kumara boyun bükmüşüm, arsızlığa, hırsızlığa, her şeye boyun bükmüşüm. Ve elhamdülillah Müslümanım. Müslümanlık bir tas düşün. Tasın içinde süt düşün. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediğin zaman onu süt olarak düşün. İslam odur. Ondan sonra insanın üzerine yüklenen sorumluluklar, farz vacip, helal haram, efali mükellefin yüklendiği zaman onu bir mayalanmış bir yoğurt olarak düşün. Ondan sonra çevrenin vermiş olduğu sıkıntılar, faizin vermiş olduğu sıkıntılar, içkinin vermiş olduğu sıkıntılar, zinanın vermiş olduğu sıkıntılarla onu tamamen ekşimiş bir ayran olarak düşün. Ondan sonra elin tersiyle it bir kenara. Aman sen de kazan kazan da nereden kazanırsan kazan. Yeter ki kazan mantığına, taktiğine geçildiği için onu kat, bunu kat, şunu kat, onu kat, bunu kat, bulaşıklı su. Ben bulaşıklı suyum ve Müslümanım. Bana benzer milyonlarca Müslüman var. Ne demek istediğimi anladın mı? Bereket kalktı. Sıkıntı burada. Bereketi şöyle izah edeyim. Bir ton kitap okumaya bedel. Köpek vardır affedersin 9-9 doğurur. Hiç eti yenmediği halde, hiç kesime gitmediği halde köpek sürüsünü göremezsin. Niye? Haramdır. Haram dediği an orada bitecek. Koyun vardır bir kuzular. Her gün eti yendiği halde, her gün kesime gittiği halde koyun sürüsünü görürsün. Neden? Helaldir. Biz haramla helalı birbirine karıştırdığımız için sıkıntı burada. Bereket kalktı dediniz. Ben bir bulaşık suyum dediniz. Bu neden oldu? Bir günde olmadı. Hiçbir şey bir günde olmadı. Rıza gösterdiğimiz için. Faizi, zinaya, içkiye, kumara, arsızlığa, hırsızlığa rıza gösterdiğimiz için. Müslüman sert olmalı. Müslüman dik durmalı. Kime karşı? Nefsine karşı. Zaten nefsini düzelttiği zaman zaten toplum kendiliğinden düzelecek. Önemli olan o. Ve şu anda insanlık tamamen zehirlenmiş bir durumda. Teslim alınmış bir durumda. Onu izah edeyim. Hangi profesör çıkarsa çıksın, hangi milletvekili gelirse gelsin ben onun karşısında dimdik durmaya hazırım. Bu millet şu anda teslim alındı. Teslim alınışının asıl sebebini söyleyeyim. 1 yaşından 15 yaşına kadar monosodyum glutamatla teslim alındı. Monosodyum glutamat nedir biliyor musun? Patates cipsinin içindeki monosodyum glutamat ama çocuğun beyninin fonksiyonlarını bitiriyor. Karaciğerinin fonksiyonlarını bitiriyor. Mideyi işgal ediyor. Şu anda çocuk teslim alındı. O çocuğa bundan sonra bal da yediremezsin. Pekmez de yediremezsin. Turşu da yediremezsin. Helva da yediremezsin. Çocuk teslim alındı. 15 yaşından da 55 yaşına kadar da insanlar teslim alındı. Nedir? Eroin, esrar, cinsel haplarla teslim alındı. O 55 yaşından da mezara kadar tansiyon, şeker, kolesterol, kemoterapi, kortizon hapıyla teslim alındı. Şu anda insanlığı teslim aldılar. Bu insanlığın kurtuluşu özüne dönecek, süte dönecek. Tekrar süt olacak. Bulaşıklı sudan çıkıp süte dönecek. Değilse imkansız. Şu anki ortamı nasıl görüyorsunuz, durumu? Şu anda ortam mahşer günü gibi. Kimse kimseyi tanımıyor, kimse kimseye güvenmiyor, öyle bir hal aldı. Bunun sonucu pek iyi çıkmaz yani. İyi bir mantık değil yani. Biz tekrar özümüze dönmemiz lazım. Peki şu anda Türkiye'de yolsuzluk, hırsızlık oluyor mu sizce? Sözünü kestim. Biz şu anda toplum olarak salı günü, çarşamba günü, perşembe günü ne yapacağımızı bilmez iken Siyonizm şu anda 4 şeyle uğraşıyor. 1. Tohum. Tohumun GDO'sunu değiştiriyor. Değiştirdikten sonra sana ürettirme hakkını vermiyor. Bu sefer diyor ki al sana yaprak ilacı, al sana verim ilacı, al sana böcek ilacı. Tarlanı zehirliyor. Seni de kanser ettikten sonra diyor ki aman aman diyor ya ne halin varsa gör demiyor. Aman aman diyor sen neredeydin şimdiye kadar biz diyor. Biz niye öğretmiyoruz abi biz niye öğretmiyoruz? Anlatacağım işte. Aman aman diyor sen diyor kanser olmuşsun diyor al sana iğne al sana ilaç al sana hap diyor. Zira ilaçtan kimyasal gıdalardan tohumdan edinmiş olduğu parayı teröre yatırıyor. Sistem böyle işte. Dünyadaki sistem bu. Biz bozalım o sistemi biz niye üretemiyoruz abi toprak verim vermiyor dedi. O yüzden üretemiyor. Vermez çünkü topraklar zehirlendi. Zehirlendi olduğu için sıkıntı burada.